time to play the game. Dağları taşları aştığımız ve geldiğimiz bir evin önündeyiz. Bu esrarengiz ev kime ait? Sayın Eypio, açar mısınız kapıyı? Dinlenmeden kazandığınız paralarla bir su ikram etmeyecek misiniz bize? Tabii ki edeceğiz. Kardeşim hoş geldin. Abim, gel git. Sen gelme. Su mu? Su ya, bir bardak su dedim. Bir şey demedim abi. Buyur, su dedin. Eyvallah abi. Şey değil mi? Pet. Cibili. Şak. Evinin kapılarını bize açan Eypio ve sürekli bir temas halinde olmak istiyorum abi. O kadar böyle sıcak ve tatlı bir adam ki gerçekten. Abi ben direkt bunları çok merak ettim ya. Amına koyayım, bunu da sanki ben buraya girip konuşalım gibi. Önünde abi. Şunları es geçmeyelim ya. Bunları es geçmeyelim. Tamam. Bayağı ödül var yani burada. İşte kaç tane var abi? Saydın mı yoksa şimdi? Benim için en değerli olan şu GT. Ne abi o şey gibi. Ortadaki Ö harfi düşmüş. Genç Türkiye. Ben onu alırken öyle söyledim biliyor musun? Dedim ortadan dedim harf düştü mü acaba dedim bir an. Ciddi misin? Yemin ederim bakan makan hepsi yere yattı. Eyvah. Çok güzel bir gündü hiç unutmam. Genç Türkiye. O günden beri aramıyorlar beni. Bakayım. Eyvah. Genç Türkiye dedim. Bir daha ödülmedim. En iyi film müziği var. Vay. Abi harbiden çok iyi şarkıydı o da. Valla ben açıkçası o kadar bir şey beklemiyordum ama güzel oldu. Magazin.com. Orada ya ödülü aldığında bir şeyler dedin mi abi? Ya da kendini nasıl hissettin? O kadar magazinsel bir ortamda. Ben de artık bu piyasadayım dedim. Nerede nasıl takılacağız bunları bir öğretin. Ufak bir broşür verdiler bana ama öyle bir yardımları oldu sağ olsun. Ama harbiden en böyle manevi dediğin abi var mı böyle ödülün? Onu biz yani altın kelebek, evet, altın yani diye aldık ama hiç altınla şey değilmiş. Değil değil mi abi? Bir şey yok ama yani çok beni tabii mutlu eden bir şey şaka bir tarafa. Hı-hı. Çok sağ olsunlar. Bir aynen. Tofaşımız. Aynen bizim hayal... Tofaş. Bu bizim günah benimi yaptıktan sonra bu arabalardan çıktı. Kumandalı böyle arkada şeyli falan çok filan. Çok iyi ya sadece canlarımız değil hayatımız film. Abi, Allah aynen. Şükür kırılmadı. Kumandalı falan da bir de ya bayağı oyuncakçıdan aldık. Vay bu da güzel. Buyurun efendim. Ekmek teknesi burası. Ekmek abi. Teknesi kanka burada çalışıyoruz. Tuberçin var. Ne bak, yapıyor bak. Orada? Bizi dinliyor. Abi burada mı kayıt alıyorsun? Burada kayıt alıyorum. Evet. Yani demo mu yoksa direkt asıl kayıtları falan mı? Genel demo gibi oluyor. Hı-hı. Ama bazen birkaç tane böyle iyi çıktı mı ya biraz ses yankı yapıyor ya, o zaman biraz şey yapıyor. Buraları mesela... Yalıtım yaptırmış kiraladığımız adam. Orada bir tane altın plak var abi orada. Yok ya o... Ha değil altın plak değil mi abi? Altın değil ya ben hepsini baktırdım kuyumcu muyum. Hiçbir altın bir şey yok. Şey altın kelebek de altın değil. Altın gibi diyelim Mustafa abimizle yaptığımız reset. Aynen. Şarkısı. İlk pop dünyasına adım attığım. Aynen herkesin beni doğradığı ilk şarkı ama aynen. Ben çok severek yaptım. Neler düşündün ya? Direkt Mustafa sana ne düşünürler Mustafa ne abi, şey yaparlar falan. 83'lüyüm ben biraz. Aynen. Senin yaş kaç? Ben 91 abi. Gidelim. Niye doğdun lan? Abi, 90 aynen. Kıyamete ne kaldı burada? Abi 90 yine iyi ya. 90 yani daha sonra 2000'ler var, var abi. Ya. 2002 dedi sen yani geçen. Sen kaçtın Tuber? 5. 95 Kartel. 95 aynen. Yine iyi hani böyle. Ya 91 gene iyi. Biz işte 2002'ler var abi. 2002 Mustafa Sandal bizim o zaman biz tabii hani Türkiye'de pop dinliyorduk tabii ya. Abi. Ne vardı müzik. Yani sonuçta vallahi... müzik seviyoruz. Mustafa Sandal'ın Mustafa abinin diyeyim. Çok da şeyi var. Güzel parçaları var falan. Arayınca böyle bir şey yapalım mı deyince yani yapmak istedim. Çok da severek yaptım. Devamını düşünmedin yani hani ne derler? Ya, ne olur kanka, falan hani. Yani onu düşünsen ne olacak? Yani Michael Jackson'la yapsan da bir şey derler yani. Evet. Sonuçta. Hani işinde çok titiz bir insan. Evet arkadaşlar. Bu hafta evlerin kapılarını bizler için açan... Evleri Mustafa deme oğlum çoğaldı yanlış anladın. Evlerin kiralık... önü boyalı direk. Kapılarını bizler için... Bu programı için... sen böyle mi yapıyorsun lan? Abi böyle bir değişiklik bir şey yapalım dedik ya. Böyle de değil de. Yapma eve gidiyor mu insanların evine? Gitmiyorum da abi. Sana gelirken madem böyle bir şey yapalım dedik ya. Otur kanka yoruldum ya. Vallahi... Allah çarpsın. Aynen. Şu
şu anda gerçekten kendisine hem çok saygı duyduğum ve çok tatlı bir adamın yanındayım böyle. Namı diğer APO. Abi hoş geldin. Yani biz aslında... Ya Burur, siz de hoş geldiniz. Biz de hoş geldik. Ya, aylardır konuşuyoruz Hececim'le. Ben de kendisini çok severim. Özellikle o Ahsen TV'deki adamın yanında böyle diye durma... Nasıl olacak? Kendi kendimize yönetiyoruz zaten. Pekala diyelim yöneteceğiz ama başımıza idare ede birileri olması lazım. Polis olması lazım. Eğer düşünsene burada polis olmadığı sürece nasıl olur? Ortam nasıl korunur? O günden beri bir hayranlığım var kendisine. Ya valla sevdin mi haberden? Müthiş ya, ben acayip güldüm ona. Gerçekten. Garibim de böyle bakıyor ya, bu deli mi acaba diye böyle tutuyor mikrofonu falan. Uzun yollardan geldik. Biraz uzaktayım. Belli ki sıkılmışsın, daralmışsın ya metropolden. Metropolden daraldım ya. En uzak buraya gelebilirim. Çatal olacağım. Daha da uzak. Buradan sonrası artık abi. Buradan Makedonya, Gosti var. Oradan işte Tetova. Böyle gitmek, öyle bir planım var. Eyvallah abi. En son Rusya'da artık herhalde. Yok, Rusya değil, oradan Avrupa'ya doğru, Viyana'ya doğru. Viyana'ya doğru. Coğrafyana da sokayım yani gerçekten. Abi ne bileyim, Avrupa'ya gittin hani Rusya'ya. Ama Slav belki. Yani onlar. Evet doğru. Abi soğuktan oradan, böyle. Soğuktan. Hani şeyden E6 şeklinden böyle oradan. Asıl konumuza gelirsek bu mangal nedir? Bu benim kesinlikle bir fikrim değil. Bu araba da benim fikrim değil. Ondan sonra... Bu biraz benim fikrim. Araba gene bir anlamlı değil mi? Manevi olayı var abi. Burada çünkü bir günah benim var abi. Aynen, günah benim. Cidden apayrı bir dünyası var yani, olayı var. Seni harbiden belki de bir yerlere getirdi, bir şeyler yaptı. Nedir abi günah benimle olan ilişkin? Yani elimizde çok şarkı vardı. O günah benim albümde olan şarkıların çoğunu biz yapmıştık esasında. Bunu yayınlamak istiyorduk yani bir yerden. Çünkü Underground'dan çok yayınlıyoruz, ediyoruz falan ama bir şey reaksiyon alamıyoruz. O dönemlerde de şimdi YouTube yeni böyle var ama böyle bir şey oluyor falan. Aynen, biz mesela bu 70 milyon olunca bizi CNN'e çağırdılar. Lan haber olduk 70 milyon. Şimdi doğru. 70 milyon olmayınca diyorlar abi. Aynen abi, normal. Çok işte yapımcıya ona buna falan gittik. En son de yayınladı. Klibi kardeşimiz çekti. Görkem Tekdal. Aynen. Sağ olsun. O benim bundan önceki bir iki klibimi de çekmişti işte. Ay Kızımı da o çekti. Yayınladık. Ondan sonra insanlar çok sevdi. Yani bu işlerde böyle samimiyet çok geçiyor. Aynen, karşı aynen. Tarafa. Ya o ruh direkt hissediliyor bir de abi. Mesela cidden günah benim. Türkçe rap hani bir tezi yapılsa böyle hani ciddi bir şekilde veya bir kitap, konu olsa yani. Günah benim önemli bir yerde yani. Çünkü patlama evresinde günah benimi diyebilirsin. Sonra hani evre olarak Ezel öyle öyle artık açılıyor mesela. Ya bunun... çünkü şöyle oldu. Günah benim müthiş bir patlama yapınca bütün müzik firmaları hani insanlara yatırım yapmaya başladı. Hı hı. Yeni bir şey de geliyor. Hani müzik, yeni bir nesil, yeni bir dönüşüm var. İnsanlar cesaretlendi. İşte bu şekilde anılmak da benim için çok önemli bir şey yani. Öyle aynen. Söyleyebilirim. Abi hazırsan direkt Gün Patçat sorularına giriyorum. Ya gir. Hadi bakalım. Gün Patçat. Dövme. Yok. Twitter. Var. Renkli saç. Yok. Bir şey diyeceğim şimdi, var yok var diye gidersek abi olmaz. Öyle değil mi? Tamam. Yok aynen. Ne diyeceğim? Var yok. Ben değil mi oğlum? Polis çevirmesi gibi oldu. Dövme yok. TC kimlik. Yok abi yok bizde ya, yok. Öyle değil mi? Dövme. Dövmelerim keşke olsaydı. Twitter. Tweet atamıyorum. Ne yazacağımı bilemiyorum. Twitter'ın yok mu? Var. Ama yani yazsam da yazarım da bir oraya giremedim ya. O mesela o şey evresini geçemedim. Renkli saç. Yakışana gider kanka. Ben şey insan değilim. Göbek. Öyle şeylerle alakam yok. Göbeği benim için hazırladın değil mi? Bunu kimseye sormazsın. Getiririm onu. Biraz abi konuğa göre hazırlanıyorum yani. Ne yapayım belki tamam, seviyorsundur. Göbek var, göbeğim var. Senin var. Sonuçta var, abi tamam, yani. Benim. Ha, seviyorum. İstanbul. Şehir uzakta. Fanlar. Canlarım, ciğerlerim. Instagram. Instagram iyi. Onu biraz yapmaya çalışıyorum. Tuğber sağ olsun fotoğrafları çekiyor. Oralara şey yapmaya çalışıyorum. Ya, maşallah. Aynen. YouTuber rapçiler. YouTuber rapçi de bir şey olmaz. YouTuber şarkıcılar vardır. Yani çünkü rapçi kendi sözünü yazar. Varlığıyla oradadır. Yani varlık anlamında sadece bedensel varlık değil, anlamsal varlık anlamında da oradadır. Orada değilse onlar rapçi değildir ya da müzisyen de değildir. Şarkıcıdır onlar. Ama güzel şarkı söyleyenleri de var şimdi. Brokoli. Brokoli salatasını hiç sevmiyorum. Arabesk rap. Bence güzel yani. Amerika. Amerika uzakta. Şöhret. Tehlikeli bir şey ya. Hadise.
Ne haber? Gözlüklerini çok beğeniyorum. Tavuk döner. Aa, çok iyi. Zeytinburnu'nda var bir tane. Hece seni getireceğim. Yemin ediyorum sana. Harbiden mi? Allah çarpsın. Ben ara ara gidiyorum mesela Taksim'e falan şehre indiğimde. Şehre indiğimde kurt muyuz? Oraya giderken. Tavuk döner yemiş. Aynen. Yemin ederim gidiyorum ya. Vallahi. Bak bir de var ya 10 lira mı? 7-8 lira mı? Tavuk dönerin fiyatını unuttu abim artık ne zamandan beri kim bilir. Zeytinburnu. Tavuk döner. Eyvallah. Orada yiyoruz ya. APO. Apo. Türkçe rapte ilk 3 ismin kim? Heja. Abi tamam oraya kadar yeter benim için. Tamam. Bizim için. Yok abi alayım yine de ya valla. Çünkü benim ismimi veren ilk yani konuğum oldun ya ben şu an şey oldum ya. Hiç vermediler mi? Hiç kimse abi. Vay işte görün rapçiler de çok egoist. Vallahi abi vallahi. Bir de senden duymak yani böyle. Ya gerçekten seni de çok severim. Ya ah be abi. Vallahi ben de severim. Ben Fuat abi çok dinledim. Eyvallah. Şimdi Allah var. Yani hı-hı. İsim saymak istersen. Ben Ezel dedim. Çok başarılı. Hani başarılı olmanın yani hakkını veren bir insan. Defkan iyi bir MC olarak görüyorum. Yani evet. Gerçekten aynen. Tam bir MC. Yani hiç tanışmışlığın falan yoktur yani. Benim egom da yoktur. Ya bizim rapçilerde vardır ya onu desen bunu desen aynen. Falan filan. Kendimi tabii ki sokmak da çok mantıksız olur. Çünkü 3 isim doldu. 3 isim doldu. Ben yine dışarıda kaldım tabii. Öyle olunca Fuat, Ezel. Ama sen ben 2'den saymaya başladım. Ha, pardon. 2, 3, 4. 4, ben 4. Ece sen 1. İlki, aynen. İlk seni söyledim ya. Doğru. Tatlım. Türkçe rap, yani ilk böyle dinlediğin kimdi yani? Kartel yani tabii ki. Ha, direkt öyle bir oydu. Şey. Ama ondan sonra ilk dinlediğim işte Fuat abi dinledim. Hı-hı. 97. Hasiktir albüm serisi falan. İşte hayır ondan da önceydi o. Hasiktir ya da o şeyde miydi? O yani 97 Zip Noising falan dedi böyle. Hadi bastır, dirsek yüzüne şatır. Yatır yere Yoshi, Mitsu gibi batır. Kaç satır, satına aldı ipsiz. Tipi tip gibi cikletten çıktı tipsiz. Dur bakayım nereye böyle falan. Bak, aynen çok iyiydi ama. En sevdiğin 3 parça dediğimde kimi şey yaparsın abi? Keksin ben çok beğenirim. Vay. Yani çok hızlı. Gerçekten tam bir motherfucker'dır yani. Bir tane de verse söyleyeceğim. Udi diye bir bilişim, türlü bir gelişim diye bir albüm vardı biliyor musun? Uyuşturucuya dur diyen yok. İnci Efe, Çelik Bilek Apo ile birlikte yapılmış bir albüm. Oradaki o parçada buradan gençlere sesleniyorum. Fuat abi, Stressedlan ve Crack. Üçü. Herkesin verse çok iyi ama Crack Baba'nın verse'ü. Crack Baba ya. Ya gerçek onu şimdi içeride dinleteceğim sana. Uyuşturucuya dur diyen yok işte konsepti o işte uyuşturucuya dur diyen yok. O verse müthiş bayılırım mesela. Aynaya bak seni vuranı gör gattar uyuşturucuya dur diyen var diye bitiriyor. Ölüm yolunda son durağını aynaya bak seni vuranı gör gattar uyuşturucuya dur diyen var. Ben bir de niye üzülüyorum biliyor musun Hececiğim? Evet abi. Çok böyle güzel şarkılar, güzel şeyler çok heba oldu. Yani eskiden... böyle eskilerde benim hani şahit olduklarım anladım. Birebir. Çok iyi anladım. Çok eski böyle çok güzel verse'ler, çok yani böyle ateş eden verse'ler. Yıla bakıyorsun bilmem ya bundan evet. 20 yıl önce aynen. Adam yapmış. Şu an çok bilinmiyor. Bunları da biraz şey yapmak şey lazım. Şey abi bence. Bir de sözler yani direkt böyle hani net hani yani tabii. Şu andaki sözlere baktığımda öyle değil. Hani biraz daha hani piyasanın sevebileceği sözler yazılıyor. Doğruya doğru tabii. Ama o zamanlar böyle daha... O zaman öyle bir kaygı olmaması tabii böyle aynen. tak ateş edildi. Böyle sıka sıka geliyorlarmış aynen yani. Aynen abi hep slogan ya duvar yazıları gibi bütün sözler öyle bir şey. Abi en beğendiğin klip ne Türkçe rapte? Günah benim klibim. Valla. Yani, duygusal düşünüyorsun. Duygusal mı düşündüm? Hani bunu işte söylemeyeceğim bir şey ama çok güzel klip kanka. Evet senin için öyle bir şey var. Yani, ben yani, de öyle yaşasam onu mesela benimkinin dışında bunu saymazsak. Şey yapalım abi oradan belki. Şey yaparsın abi artık. Aynen. Mail bunu bir dahaki programda aklıma vallahi gelmedi. Abi söyleyemedi güzel yani klip, çünkü güzel aynen. Klip, vallahi özel güzel. Bir yeri abi. En beğendiğin genç rapçiler var mı abi? Ahyan'ı ben çok beğenirim. Çok da tanırım. Çok da ben takip de edemiyorum son eyvallah. Dönem ya. Vallahi hani böyle bir ya dinlemiyorum falan gibi değil de. Peki abi en sevdiğin 3 film ya da dizi nedir abi? Dizi ben Avrupa Yakası'na bayılırım. Vay. Hastasıydım ben. Ya ben sürekli izliyorum. Vay. Hala izliyorum yani. Arkada dönüyor abi. Aynen repliklerini böyle birebir şey yaparım. Bizimkileri izliyorum son dönem tekrardan. Sonra Yazlıkçılar diye bir dizi varmış onu izliyorum. Böyle geçmişe doğru gidiyorum. Abi aynen ya sen niye? Bayağı özlem ya ben orada böyle kaldım. Bir yaşlılık moduna mı girdim? Bir şey mi Çatalca'ya oldu? İstanbul'dan da gidip gidince böyle. En son şey vardı. Başkan oluyor ya kanka. Bak o diziye çok bayılmıştım. Kevin Spacey. House of Cards. House of Cards aynen bravo. Abi. Muhteşem bence bir dizi. De. Bitirdim yani onu. Ben de. Ama o çıktı kadın başladı ya. İşte orada ben bıraktım. Ondan sonra sizi izlemedim. Vallahi ben bak, de öyle oldum işte.
kalp kalbe karşıdır. Vallahi öyle oldu. Onu izledim. Evet abi. Ya şoklar içinde hatta yani. Mesela olur filmde abi? De en çok şaşırdığım film de Kayıp Kız mıydı? İsmi neydi? Kayıp Kız olabilir. Gone Girl. Ona da çok şaşırdım. Niye? Lan dedim bu bir osuruk bir filmdir. Girdik böyle ulan şok içinde şok böyle tık 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 falan. Çok o filme çok şaşırmıştım. En son aklımda kalan. Günah benim mi? Ay Kızım mı? Ay Kızım. Ben çok seviyorum ya Ay Kızım'ı. Ay Kızım ben anneanneme yazdım rahmetli. Evet. Yemin yani ederim. Yani onu o kadar gerçekten bunu yürekten söylüyorum. Şimdi mesela klip ağlayarak yönetmenin de ona dersem, şeyi var. Yani tabii onun tabii da bir... o da mesela o şarkıyı dinledi. Ben yani yazdım böyle gerçek. Çok severdim. Evet. O da beni çok severdi. Ona o şarkıyı yazdım. Görkem dedi ki abi dedi ben dedi buna klip çekmek istiyorum. Sonra benim de dedi anneannem biraz dedi rahatsız falan. Onu da çok seviyorum. Bir hatıra kalsın falan diye çekti. Onun öyle bir şeyi var bende. Acı mı acısız mı? Acılı. Soğan mı soğansız mı? Soğanlı. Koltuk ama melemen yatar. Soğanlı sevmem ben. Neden abi? Melemen soğanlıdır ya. Hayır sevmem. Niye? Ya da soğanı full öldüreceksin kanka. O hışır hışır çırt çırt veriyor ya. Sen, o soğan yediğinde kışırtığı sevmiyorsun. Kışırtığı güzel olmuyor. Yok normalde severim mesela salata ya da ama işte dürümde mesela soğan falan severim. Ama menemen de sevmiyorum kanka. O çok kilit bir soru biliyor musun? Aynen. Abi? Menemenin soğanlı mı soğansız mı durumu? Aynen. Sarışın mı esmer mi? Esmer. Ev mi sokak mı? Ev. Kalp mi mantık mı? Kalp ya. En sevdiğin kelime ne abi? Rap. Tam bir orospu cevabı ama. abi bunların hepsi yayında olacak. Tamam olsun amına koyayım. Ben en çok bunları seviyorum. Nefret ettiğin kelime. Kelime değil de şeyden nefret edelim mesela. Ya ıkmak. Aynen. En sevdiğin ses nedir abi? Çocuklarımın sesi. Ya çocuklarımın sesi en sevdiğim ses değil çünkü cırlayıp duruyorlar yani ağlıyorlar. Çocuklarımı çok seviyorum da. En sevdiğim ses müzik sesi abi. Aynen. En sevdiğim müziktir yani. Nefret ettiğin ses var mı? Bağırmadan nefret ederim. Cırtlama bağırma. Gerginlik öyle, evet, o şeyi evet. Sevmem. Böyle relax, sakin ol tatlım. Hangi doğal yeteneğe sahip olmak isterdin abi? Hangi doğal yeteneğe? Evet. Hep araba kullanmayı çok isterdim. Öğrendim onu. Yüzmeyi öğrenmek istiyordum. Sonra onu da biraz öğrendim. Tam bilmiyorum ama. Güzel bu doğal yetenek o. Çok ya doğal yetenek bence. Başka ne bileyim ama uçmak. Aynen. Kendin olmasaydın kim olmak isterdin? Kendim olmayacaksam kimse olmayayım. Abi herkesin kullanmayı bırakması gereken bir kelime var mı? Benim var. Ben çok küfürlü konuşuyorum. Vallahi. Ben mesela şimdi onu ben bırakmaya da çalışıyorum. Ama bir türlü bırakamıyorum. Tatlı ya. Abi ya. Ama herkesin neyi bırakması gerektiğini bir şey diyemem ya. Ne zaman çalsa seni dans ettiren bir şarkı var mı abi? İç Anadolu, Konya havaları, işte Ankara onları şey olunca aynı. Tarap ya da nasıl... Böyle gidiyor direkt abi. Ben de şey yerimde duramıyorum. Tarafya'da diye gitmeye başladı. Ya abi dinlediğine şaşıracağımız biri var mı? Çorni. Öyle. Neydi lan o Rus bir tane şey vardı ya. 6 ay, 7 aydır böyle klasik müziğe çok düştüm. Chopin, valla Beethoven böyle şeylerini açıyorum. Bach, aynen. Sebastian çok Bach diye dinlettim ya. Yemin ederim böyle yatarken açıyorum. İnanılmaz oradan şeye geçiyor. Bir tane Rus şeye işte. Bugün çok siyah bir günmüş. Tercümesine de baktım. Sözlerde ne diyor falan diye. Biraz şey yapamadım. Daha acı sorularla daha da ortamın acılaşmasını istiyorum. Bu yüzden... Abi burada biraz acı bunlar biliyorum. İyi biliyorsun, hissediyorsun sanki abi o şeyi. Hissettim. Çin'e çok yakın da sayılan bir adam olarak. Afganistan'ın Çin'e sınırı var. Aynen oradan biliyorum. Restoran da açtım ben. Sonra ne oldu abi o? Sonra Çin mutfağı, Uzak Doğu mutfağı açtık. Çin'de korona çıktı. Bizimkiler de çekik gözlü falan. Minibüste falan adamlar binince herkes iniyormuş falan. Öyle işe gelirken. Ama Zeytinburnu çocuğuna bu işler mi abi ya? Harbiden. İşler ya. İşler mi? Eyvallah. Abi şimdi acı sorularım var. Eğer cevaplamazsan şunlardan birer tane böyle bir şeyim var. Çocukluğunda ya da gençliğinde hiç hırsızlık yaptın mı abi? Yaptım. O zaman? Oğlum cevap verdim. Niye? Abi madem hırsızlık yaptın. Bu ne oğlum? Adalet Sarayı'ndayız ya. Ben amına gerçeği söyleyince geçiyor zannediyordum. Abi orada kilit bir şey var işte. Bu nasıl? Ben bunu bir daha bir anlaşalım bu konuda. Erkan? Oğlum sen her türlü yedireceksin bana amına. Ne cevap versek? Ya işte peder beyin cebinden hacılamalarım oldu. Öyle. İşte bakkaldan sakız makız. Eve falan daldığımız yok. O kadar büyütmedik yani. Işte. Abi ben geçen heyecanla Muti'ye sordum. Biraz durdurmasam babalar yani herhalde. Bizi alırlardı. Valla. Manav, bakkal.
Ayakkabı, elbise falan. Beni de alır götürürlerdi. Peki abi, Instagram'daki son iki mesajını gösterir misin bize? Göstereyim. O da mı yemedi? O da olmadı ya harbiden. Göstereyim oğlum. Gösterdi. Ben, heyecan. Yok, ben daha şey. Biri heyecan, öteki de tuber. Son iki mesaj. Ah. Abi çok fazla şehirde konser verdin. En kötü izleyici hangi şehirdeydi abi? En kötü seyirci yoktur. En kötü solist vardır. Solist vardır. Tam bir orospu cevabı abi. Bu sorun cevabı değil ama yine de en kötü. Yine de en kötü, aynen. Yok vallahi yok. Aha, şundan yiyeyim ama senin için. Böyle ah. Yok öyle madı. Hani wasabi. Şundan... Abi kendi acılı abi, mı? Abi kendi acısını o zaman onu. Sen de mi yiyorsun? Ben de yiyeyim abi seninle birlikte. Bayağı şeyli aldın çünkü. Yok, ben hepsini yalan söyleyebilirmişim ya, bir şey yok. Peki o zaman abi. O araba kimse oraya tükürdü. Mavi Erkan valla ona bir sürü dök ama. Gençlik yıllarında yaptığın en utanç ya da iğrenç bir şey var mı ya? Sahte karne hazırladım kanka. Ne yaptın? Karne dedi, teşekkür belgesi. Kime ama yani? Kendime. 7 tane zayıf var, teşekkür belgesi hazırladım. Çamaşır suyunu döktüm kanka. Bizim Barış var, onun bir sürü bir teşekkürü var. Ben onu aldım, hemen hacıladım böyle. Sonra bizi Bodrum'a bıraktım, kurudu o. Sonra güzel yazısı olan sınıfta bir arkadaşım vardı. Ona doldurttum, ismim ama damga mamga yok. Onu verdim, en iğrenç bu. Utanç gibi. Utanç işte, en azından utanç. Beğenmediğin 3 rapçi sayabilir misin bana? Birinci rapçi Tuberk. Tuberk hani. Tuberk. Tupac. Ha, eyvallah abi, tamam. Tuberk. İkinci. Onu biz öyle yapıyoruz. Benim birader Mümin. O kadar dandik hiç başlatmadım onu. Vallahi yap, gerçekten mi? Rap yapıyor musun? Bıraktı sonra. Üçüncü de üçüncü, yasadan. Yoksa. Ya bir şey söyleyeyim mi? Yani şimdi şöyle bir şey var. Ben mesela bu tarz olarak hani samimi konuşmak gerekirse ya da böyle o iğrenç bulduğum falan rapçi. Ya bir tane şey yok ya, ya yiyeyim ama. Aynen abi ya, biraz anladım şey. Yani. Şunlardan mı? Aynen abi, onlar daha canlı taze. Sıkıntı yok. Arabesk ya da bir türkü söyler misin abi? Acısı da sonra geliyormuş madafakarın. Hemen ben sana bir türkü söyleyeyim. Hemen acılı acılı. Günaydın anneciğim, günaydın babacığım. Yine sabah oluyor. Elde sabah olmaz deme, orada günler geçmez deme, içime sancı doluyor. Abi şu an story'inde müziği bıraktığını açıklayıp artık bir kebapçı dükkanı açtığını açıklar mısın? Ya bu soru mu amına koyayım ya? Artık abi. Bunu ben nasıl diyeyim bunu ya? Bunu abi diyemezsen işte o yüzden diyemesin ki. Tamam. Yoksa o değil de şunlardan abi. Abi seçeceğim ama ya. Ama yedin bak ha. Bundan yedin, bundan yedin, şimdi de o. Son sorumuzda artık bakalım. Yarısını, hepsini attı abim. Programı sonlandırdık. Buradan kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Oğlum evin kim insanları öldüreceksin ya. Böyle bir program mı olur? Koyayım ya. Su get. Acilmiş ya. Ya oğlum insan ölür lan. Bazısının alerjisi vardır, şeyi vardır. Nedir ya? Sorduk ama abi. Bak adam bıçakta bekliyor. Yarısını aldı yani. Evet abi bir gitti ya. Erkan'a gir. Mangal neden geldi böyle? Erkan'ın gerçek. Erkan'a bir tane diss atacağım yani. Oo. Kim bu yenir mi ya? Abi zaten daha ne olsun? Abi birkaç daha soru var sanırım. Vallahi daha da yani. Oğlum sen, yeter evet, ya sen o bunu şey bak yani. Bir şey söyleyeyim gerçekten. Yiyenler ben bak abi. Acı çok yiyenler severim var. Ama bu, şimdi. Yiyenler var baba. Tuber şundan bir tane yalasana şöyle. Gel ye, ye değil şöyle. Gel baba. Bak. Yo, aynen yarısını ye. Hiç şey değil. Yo yo atma atma, atma yarısını atma. Ye. Yarısını. O at gibi yedi. Oo. Tamam yok bir şey ya. Yutma. Gel otur biraz yutma, gel. Tükür tükür tükür. Ölürsün ama. Tamam, tükür tükür. Ya. Arabaya tükür mavi araba var ya ona. Abi çok acı ya. Oğlum böyle bir şey. Isotla mı katmışlar? Ne yapmışlar ya? Öyle bir wasabi yok. Abi böyle siz oğlum Recep İvedik filmi gibi. Kim yiyor oğlum bunu ya? Abi yiyen oldu. Vallahi oldu. Bunu böyle. Evet ben de yedim bizzat. İnsan haklarına sizi şikayet etsek. Abi adamlar böyle yiyor. Bir şey yok yani. Her böyle bir şey var mı menüde? Varmış. Acı yiyen var. Hani bayağı baştan aşağı günahlarımı Japonya'nın affet Urfa, gibi. Urfa'sından geliyor galiba adamla. Şey menü, günah benim menüsü gibi bir şey herhalde bu.
Kendisi çok tatlı bir adam. O kadar güzel bir adam ki ben bitirmek istemiyorum bu programı. Sabaha kadar gider çünkü bu hani. Gider, sahura gider, kadar aynen. Böyle sahur özel sahur, yaparız tabii, burada seninle. Özel. Son merak ediyorum ama abi son olarak böyle keşke bunu yapmasaydım dediğin bir şey var mı Türkçe rapte? Keşke ilk Günah Benim'i yayınladığımda kendimi yayınlasaydım. Çünkü biz klibi de kendimiz çekmiştik. Şarkı da bitmişti. Her şey hazırdı. Biz gittik, verdik amcanın tekine. Amca diyorum orada. Evet. Yanlış anlatmasın. Evet. Erkan oraya cık ekleyip bizi şey yapma. Ve onu mesela yapmak istemezdim. Sana bir şey soracağım peki. Ben de sorayım. Bir şey soracağım. Peki sence ama bunu delikanlı gibi. Bilmezsen bundan yiyeceksin. Okey miyiz değil miyiz? En böyle tam güzel programı şu adamla yaptığım dediğin kimdir? Sanırım şu an gerçekleşiyor abi. Gerçekten. Gerçekleşiyor. Hem bu cevabı vereyim hem de... Nasıl bir yalan bu ya? Ama cidden çok keyif aldım abi ya. Vallahi bak. Bu mu diyorsun? Ben bunu diyorum yani. Sen nasıl Türkçe rapte en sevdiğin ismi Hece olarak... Eyvallah. Gerçekten ben çok mutluyum. Kardeşim, ben de çok mutlu abi, oldum. İyi ki geldiniz. Birlikte. Burada siz görmüyorsunuz. Ben ekibe de kardeşim Organik Mert, Sakal Emre, Erkan. 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 Paça. Paça. Berk. Altu. Altu. Hepsi ben de, çok iyi insanlar. Vallahi geldik. Tuğberk. Tuğberk. İsviçre çakısı aynı şekilde. APO. Aynen. Bizim ekip dar olduğu için Tuğberk ve APO da bitti. Sadece camlarımız değil, hayatımız film adlı bir Purple Ash programını burada sonlandırıyoruz. Ben üzülüyorum tabii bu programı burada sonlandırdığımız için. Çünkü abiyle yani dediğim gibi sahura kadar, uyumadan iftara kadar da uzun uzun sohbetler edebiliriz. Ama ben abim için yine de... Yeme. Oo. Arabayı çıkır, koş. Evet, abi, mavi var. Vallahi mavi. Abi kalkalım ben. Olduk mu? Oğlum manyak, ne yiyorsun ya?